Bakır, çinko ve kalsiyumdan oluşan bir alaşımın 50 gramı sırasıyla işlemlerinden geçiriliyor. Birinci işlem sonunda alaşımın kütlesinin 10 gram azaldığı, ikinci işlem sonunda normal koşullarda 8,96 litre kükürt dioksit gazı oluştuğu belirleniyor. Buna göre alaşımdaki kalsiyumun kütlece yüzdesi nedir? 1. Yeterince sodyum hidroksit çözeltisi ile tepkime sokuluyor. Sodyum hidroksit bazdır. Bazla tepkimeye girecek olan burada amfoter metal çinkodur. Dolayısıyla burada alaşımın kütlesi 10 gram azalıyorsa azalan miktar çinkoya aittir. Yani çinko 10 gramdır. İkinci olarak sıcak ve derişik H2SO4 çözeltisi ile tepkimeye sokuluyor. H2SO4 çözeltisi ile hem kalsiyum hem de bakır tepkimeye girer. Kalsiyumun tepkimesinden kalsiyum artı H2SO4 kalsiyum sülfat tuzu ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bakır ise yarı soy metaldir. Yarı soy metaller H2SO4 ile tepkimesinden tuz, su ve SO2 gazı açığa çıkaracaktır. Yani bakır 2 sülfat, kükür, dioksit gazı ve su molekülü açığa çıkacaktır. Denkleştirilirse suyun katsayısı 2, sülfür gazının katsayısı 2. Açığa çıkan kükürt dioksit gazı 8,96 litreymiş. Bunun mol sayısını buluruz. Mol sayısı eşittir. Hacim bölü 22,4 8,96 bölü 22,4'ten 0,4 mol'dür. SO2 0,4 mol Bir kat sayısında 0,4 mol var ise bir kat sayısında 0,4 mol bakır tepkimeye girmiştir. Buradan Bakırın kütlesi eşittir mol çarpı atom ağırlığı. Mol sayısı 0,4, atom ağırlığı 64. Buradan bakırın kütlesi 25,6 gram gelecektir. Bize kalsiyumun kütlesini soruyor. Buradan çinko'nun kütlesi 10, bakırın kütlesi 25,6 artı kalsiyumun kütlesi eşittir. Alışım toplamda 50 grammış. Buradan kalsiyumun kütlesi 14,4 gram gelir. Kütlece yüzdesi ise yüzde yüzü 50 gram ise yüzde kaçı 14,4'tür. Buradan da yüzde 28,8 gelir. Doğru cevap E seçeneği olur. A grubu elementi olan X, Y ve Z atomları ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 1. Aynı grupta iseler atom numaraları arasındaki ilişki Y büyük, Z büyük, X şeklindedir. Aynı grupta Atom hacmi en büyük olan y'dir. Hacmi en büyük olan en aşağıda olan yörüngesi en büyük olandır. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan x'tir. Aynı grupta birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan çapı en küçük olandır. Yani en üsttedir. O halde z de burada ortadadır. Aynı grupta aşağıya doğru inildikçe atom numarası büyür. Yani y büyük, z büyük, x'dir. Bir doğrudur. 2- Aynı periyotta iseler grup numarası en büyük olanı Z'dir. Aynı periyotta atom hacmi en büyük olan Y ise proton sayısı en küçük olan Y olmalıdır aynı periyotta. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan X'tir. Burada X burada Z burada olabilir. Yani burası 4A grubu, burası 3A grubu olabilir. Bu şekilde olursa X'in birinci iyonlaşma enerjisi Z'den büyük olabilir. Ya da burası şöyle de olabilir. Y burada, Z burada, X burada. Bu 5A grubu, bu 6A grubu olabilir. Ya da 2A'ya 3A da olabilir küresel simetriden dolayı. Aynı periyotta grup numarası en büyük olan Z'dir. Bu şekilde olursa Z olur. Fakat yukarıdaki gibi olursa Z olmaz. İki kesin değildir. 3. Aynı periyotta iseler atom numarası en büyük olan X'dir. Bu şekilde olursa atom numarası en büyük olan X'dir. Ama bu şekilde olursa değildir. Yine kesin değildir. Üçüncü ifade. Doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Periyodik sistemin aynı grubunda bulunan X2, Y2 ve Z2 ametalleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X2, Y2 ve Z2'nin elektron ilgilerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bulundukları periyodun en elektronegatif elementleridir. Bulundukları periyotta en elektronegatif elementler 7A grubudur. O halde X, Y, Z 7A grubu ametalleridir. Oda koşullarında x2 ve z2 gaz halde iken y2 sıvı haldedir. 7a grubunda flor, klor, brom, iot. Flor gaz, klor gaz, brom, sıvı, iot katı haldedir. Y2 sıvıymış. O halde Y2 maddesi bromdur. X ve Z gaz ise x2 ve z2 flor ya da klordan biridir. x2 ve z2'nin oluşturduğu x2 z bileşeğinde z'nin yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. A metal a metalde 7a grubunda eksi 1 değerli alan en elektronegatif a metaldir yani flordur. O halde z flordur. x klordur. Y de bromdur. Aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru elektron ilgisi artar. Ancak burada bir istisna var. Klorun elektron ilgisi flordan büyüktür. Yani X2 büyüktür. Z2 o da büyüktür. Y2'dir. Elektron ilgisi. Buna göre doğru cevap B seçeneği olur. periyodik sistemin bir A grubunda bulunan X, Y ve Z elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki X büyük, Z büyük, Y şeklindedir. Buna göre X, Y ve Z'nin niceliklerinden hangilerinin arasındaki ilişki Y büyük, Z büyük, X şeklindedir. Bir A grubunda yukarıdan aşağıya doğru yörünge sayısı arttığından dolayı çap artar. Çapı en büyük olan X aynı aşağıda en küçük olan Y yukarıda Z de ortadadır. 1 A grubu. Buna göre metalik bağ kuvveti metalik bağ kuvveti aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru artar. Dolayısıyla metalik bağ kuvveti en büyük olan Y, daha sonra Z, daha sonra X'dir. Yani birinci ifade doğrudur. 2 Aynı koşullarda erime noktalara Erime noktası metalik bağ ile doğru orantılıdır. Metalik bağın kuvveti arttıkça erime noktaları da artar. Yani y büyük z büyük x ilişkisi vardır. İkinci ifade de doğrudur. 3. Oksitlerinin sulu çözeltisindeki bazlığı. Oksitlerinin sulu çözeltisindeki bazlığı yukarıdan aşağıya doğru artar. Yani üçüncüsünde x büyük z büyük y ilişkisi vardır. Üçüncü ifade yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Modern atom modeli ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir enerji düzeyinde bulunabilecek orbital sayısı n kare ile hesaplanır. n yörünge sayısıdır. n yörünge Sayısı olmak üzere bir yörüngede bulunabilecek orbital sayısı n kare elektron sayısı da 2 n kare ile hesaplanır. Birinci ifade doğrudur. 2. Üçüncü enerji düzeyinde en fazla 18 elektron bulunabilir. Elektron sayısı 2 n kare ile bulunur. 2 çarpı n burada 3'tür. 3'ün karesinden 18 elektron bulunur 3. yörüngede. Ya da 3. yörüngede 3s2, 3p6, 3d10 orbitalleri vardır. 10, 16, 2 daha 18 elektron bulunabilir. Doğrudur. 3. 4. enerji düzeyinde s, p, d, f orbitalleri bulunur n eşittir 4. 4. enerji düzeyinde l sıfırdan başlayıp n eksi 1'e kadar gidiyordu. l sıfırdan başlayıp n burada 4, 4 eksi 1, 3, 3'e kadar gidecek. 1, 2, 3. Yani s p d f. n 4'te 4 çeşit orbital vardır. s -P -D -F doğrudur. Doğru cevap e seçeneği olur. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Küresel simetrik özellik gösterenleri X, Y, Z, L ve Q'dur. Küresel simetrik son orbitalin tam ya da yarı dolu olmasıdır. Y elementi 1A, X elementi 2A, Z elementi 5A A, T elementi 6, L ve Q' da 8 A grubu elementleridir. Y 1 A'nın son orbiteli, S 1, x elementinin son orbiteli S 2, Z elementinin son orbiteli P3, L ve Q elementinin son orbiteli P6 ile biter 8 A grubu olduğu için. y ve z yarı dolu x, L, Q tam doludur. Son orbitalleri. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. B, X, T bileşiğinin iyonik karakteri Y, 2, T bileşiğinin iyonik karakterinden fazladır. Aktif olan metal ve ametalin oluşturduğu bileşin iyonik karakteri diğerine göre daha fazladır. Metalik aktiflik sağdan sola yukarıdan aşağı doğru artıyor. X'in aktifliği Y'ye göre daha fazla olduğu için iyonik karakteri daha fazladır doğrudur. C. Birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olanı L'dir. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan 8A grubudur. 8A grubunda da aynı grupta aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. Yani L'nin birinci iyonlaşma enerjisi Q'ya göre daha büyüktür. Doğrudur. D. X ve Y'den metalik bağ kuvveti fazla olanı X'tir. Metalik bağ kuvveti aynı grupta aşağıdan yukarıya soldan sağa doğru artar. Metalik bağ kuvveti. Metalik bağ kuvveti çap ile ters orantılı yük ile doğru orantılıdır. Y burada daha yukarıda olduğu için metalik bağ kuvveti daha büyüktür. Y büyüktür. X olduğundan D seçeneği yanlıştır. Z ile T arasında oluşan bileşiklerde Z farklı pozitif değerliklere sahip olabilir. 5A ve 6A'nın oluşturacağı bileşiklerde Z 6A'ya göre yani T'ye göre daha pasif bir A metal olduğundan dolayı Z eksi 3 ile artı 5 arasında farklı değerlikler alabilir. E seçeneği de doğrudur. Doğru cevap D seçeneği olur. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde 6 çizili atomun yükseltgenme basamağı yanlış verilmiştir? A seçeneğinde CH4. Hidrojen A metaller ile yaptığı bileşiklerde artı 1 alır. Hidrojen burada artı 1'dir. 6 çizili element. A seçeneği yanlış olur. B seçeneğinde Na2O2'dir. Bu bileşik sodyum artı 1 ile O2 eksi 2'den oluşur. Yani bu bir peroksittir. Anyonu O2 eksi 2 olanlar peroksit olur. 2 tane oksijen eksi 2 ise 1 tane oksijen eksi 1'dir. Oksijen eksi 1 alır. Doğrudur. C seçeneğinde potasyum hidrür hidrojen metaller ile yaptığı bileşiklerde eksi 1 potasyum artı 1 hidrojen burada eksi 1 alır. Doğrudur. D seçeneğinde li 2 o lityum oksit oksittir. Burada oksijen eksi 2 lityum artı 1 alır. Oksijen eksi 2 alır. Doğrudur. E seçeneğinde F 2 o 3'tür. Oksijen eksi 2 demir artı 3. Oksijen burada yine eksi 2 değerli alır. Doğrudur. Doğru cevap A seçeneği olur. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğru verilmiştir? 1. PbO2 Oksijen burada 2 değerli alır. 2 çarpı 2 4 kurşun 4 olur. Kurşun değişken değerli kalan artı 2 ve artı 4 değerli alan bir metaldir. O halde burada adlandırılması kurşun 4 oksit şeklinde adlandırılmalıdır. Birinci adlandırma yanlıştır. İkinci bileşik CLF7 ametal 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 adlandırmalarda latince sayılar mono, di, tri, tetra, penta gibi ifadeler kullanılır. Birinci ametal bir tane ise mono ifadesi kullanılmaz. Klor, 7 latince de hepta, hepta florurdur. İkinci adlandırma doğrudur. 3 MGCLO2 CLO hipoklorit köküdür. Yani bunun adlandırılması magnezyum klorat değil magnezyum hipoklorit olmalıdır. Üçüncü adlandırma yanlıştır. 4 ZnC2O4 C2O4 oksalat köküdür. Eksi 2 değerlikli. Çinko burada artı 2 alır. Çinko tek değerlik alır. Tek değerlik aldığı için Roma rakamıyla belirtilmez. Dolayısıyla bunun adlandırılması Çinko Ogzalat'tır. Dördüncü adlandırma da yanlıştır. Doğru cevap yalnız 2 B seçeneğidir. Aynı periyottaki X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X, Y, Z ve T ile ilgili yukarıdaki karşılaştırmalardan hangileri doğrudur? X, bileşiklerine farklı pozitif yükseltgenme basamaklarına sahip olabilen bir metaldir. O halde X elementi geçiş metalidir. Farklı pozitif değerlik alıyor ise. Y Bulunduğu periyodun en aktif metalidir. Bulunduğu periyodun en aktif metali ise bir a grubu elementidir. Z, X ile oluşturduğu bileşikte yükseltgenme basamağı negatiftir. X bir metaldir. Metal ile oluşturduğu bileşikte negatif değerlik alıyorsa Z de a metaldir. T Oda koşullarında atomik yapılı bir gazdır. Atomik yapılı ise ya metaldir ya da soy gazdır. Gaz olduğu için bu soy gazdır. Yani 8A grubu elementidir. Aynı periyotta bulunuyorlar. T en sağdadır. 8A grubu. Y en soldadır. 1A grubu. X geçiş metali. Z de A metaldir. X geçiş metali yani B grubu. Buna göre atom çapı. Atom çapı aynı periyotta proton sayısı küçüldükçe artar. Yani sağdan sola doğru artar. Atom çapının kıyaslaması Y büyüktür X'den. X büyüktür Z'den. O da büyüktür T şeklinde sıralanır. Birinci ifade yanlıştır. İkinci olarak birinci iyonlaşma enerjisi. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan grup 8A grubudur. En küçük olan grup 1A grubudur. O halde T büyüktür Z'den, Z büyüktür B'den, B de büyüktür 1A grubu Y'den. Burada B dediğimiz B grubu X elementidir. T, Z, X, Y'dir. İkinci ifade doğrudur. Üçüncü olarak aynı koşullarda erime noktası. Erime noktası en büyük olanlar metallerdir. Metaller kendi içerisinde kıyaslanırken metalik bağın kuvvetine bakılır. Metalik bağ kuvveti aşağıdan yukarıya soldan sağa doğru artar. Yani x'in metalik bağ kuvveti y'ye göre daha fazladır. O halde erime noktası x büyüktür y'dir. Z ametal T ise soy gazdır. Soy gazlar zaten tabiatta gaz halde bulunuyor. Erime noktaları küçüktür. Daha Y'den sonra Z en küçük T'dir. X, Y, Z, T'dir. Üçüncü ifade de doğrudur. Doğru cevap 2 ve 3 D seçeneği olur. Isıca yalıtılmış, sabit basınçlı 3 ayrı kapta reaksiyon öncesi gaz hacimleri birbirine eşittir. Kaplardaki tepkimeler artansız, sabit sıcaklıkta gerçekleştiriliyor. Buna göre, tepkimelerin gerçekleştiği 1., 2. ve 3. kaplardaki hacimler arasındaki ilişki nasıl olur? 1. tepkimede N2 gazı 3 mol H2 gazı 2 mol amonyak gazı. Üç ayrı kapta gaz hacimlerinin birbirine eşit olması demek. Mol sayılarının da eşit olması demektir. Birincisinde 1, 3, 4 mol. 1, 1, 2, 1 kal sayısı. O halde hepsine 4'er mol gaz olsun. Burada 1 mol, burada 3 mol, bunda 2, bunda 2 mol, burada da 4 mol olsun ki hacimler birbirine eşit olsun. Artansız dediği için tükenecek hepsi. N2'den 1 mol tepkimeye girer. H2'den 3 mol tepkimeye girer. 2K sayısında da 2 mol gaz oluşur. Başlangıçta 4 mol vardı. Son durumda burada 2 mol gaz oldu. İkincisinde H2 Cl2 gazı ile tepkimeye giriyor. 2 hcl Burası 2 mol. Burası da 2 moldür. 1 kat sayısında 2 girdi. 1 kat sayısında 2 girdi. 2 kat sayısında 4 oluşacak. Son durumda burada 4 mol gaz olur. Üçüncüsünde ise PCl5 gazı fosfor triklorür ve klor gazı oluşturuyor. Buradan 4 mol girer. Bir kat sayısında 4 mol girerse bir kat sayısında 4 mol oluşur. Bir kat sayısında 4 mol oluşur. Son durumda burada 4, 4 daha 8 mol gaz vardır. Yani artan olmayacak ve hacimlerin birbirine eşit olması için mol sayıları birbirine eşit olmalı. Birinci kapın mol sayısı 2, iki, ikinci kap 4, üçüncü kap 8. Mol sayıları ile hacimler doğru orantılıdır. O halde mol sayısı büyük olanın hacmi en büyüktür. Mol sayısı küçük olanın en küçüktür. Burada hacmi büyük olan V3 büyüktür V2 o da büyüktür V1. Ya da V1 küçüktür V2 o da küçüktür V3'tür. Doğru cevap C seçeneği olur. X2 ve Y2 gazlarından oluşan 2 molluk karışımın denklemine göre reaksiyonu sonucu kaptaki gazların toplam mol sayısı 1,4 mol oluyor. Bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? 2X2 artı 3Y2 tepkimeye giriyor. 2 mol X2Y3 oluşuyor. Başlangıçta x2'nin mol sayısı a mol olsun. y2'nin mol sayısı da b mol olsun. 2 kat sayısında 2n giriyor. 3 kat sayısında 3n girsin. 2 kat sayısında 2n olsun. Son durumda a eksi 2n'den x2 b eksi 3n'den y2 2 de bileşik olusun. Başlangıçta A artı B 2 mollük karışımmış. 2 mol. Son durumda da bu gazların toplamı 1,4. Yani A eksi 2 N artı B eksi 3 N artı 2 N eşittir 1,4. Burada eksi 2 N artı 2 N birbirini götürür. A artı B toplamada da 2'ymiş. 2 eksi 3 N eşittir 1,4'tür. Buradan 3n eşittir 0,6. n değeri 0,2 moldur. Yani x2'den 2 çarpı 0,2'den 0,4 mol tepkimeye girecek. Y'den 3 çarpı 0,2'den 0,6 mol tepkimeye girecek. Ürünlerde de 0,4 mol madde oluşacak. Tam verimle gerçekleşmiştir ifadesi kesin doğru değildir çünkü başlangıçtaki A ve B bilinmiyor. Kimden ne kadar artıyor, tükeniyor mu bilemiyoruz. O yüzden tam verimle gerçekleşmiş de olabilir, gerçekleşmemiş de olabilir. Kesin değil. 2. Sınırlayıcı bileşen Y2'dir. Yine başlangıç miktarları A ve B bilinmediğinden dolayı kim tükeniyor, kim tükenmiyor bilinemez. Kesin değildir. 3 reaktiflerin molca %50'si artmıştır. Reaktifler başlangıçta yani girenler 2 mol idi. Son durumda 0.4 mol, 0.6 daha 1 mol tepkimeye girmiş. Yani 2 molün 1 molü tepkimeye girmiş. 1 mol artmıştır. E kimden ne kadar artıyor bilinmiyor ama son durumda 1 mol girenlerden artıyor. O halde %100'ü 2 ise %1'i de biri de %50'dir. Yani %50'si artmıştır. Üçüncü ifade kesin doğrudur. Doğru cevap yalnız 3C seçeneği olur. C3H8 ve CH4 gazlarından oluşan karışımın 2,1 molünü tamamen yakmak için normal koşullarda 672 litre hava gereklidir. Buna göre karışımdaki C3H8 gazı kaç moldur? havanın hacimce 1 bölü 5'i oksijendir. Yani 672 litrenin 5'te 1'i oksijendir. O halde 672 bölü 5'ten 134,4 litre oksijendir. Bunun da mol sayısı bulunursa V bölü 22,4'ten 134,4 bölü 22,4 eşittir 6 mol O2 harcanmış. Burada C3 H8 ve CH4 gazları ayrı ayrı oksijen ile yakılıp denkleştirilmelidir. Karbondioksit ve su oluşur. 3 karbon varsa 3 karbon, 8 hidrojen varsa 4 çarpı 2, 8, 3 kere 2, 6, 4 daha 10 oksijen, K sayısı 5 olmalı. CH4 oksijen ile yakıldığında karbondioksit ve su. 1 karbon 1, 4 hidrojen 2, 2, 2 daha 4 oksijen burası da 2. C3H8'e X mol, CH4'e Y mol. Burada X artı Y eşittir 2,1 mol imiş. 1'de de X ise 5'te 5X beş oksijen harcanır. 1'de de Y ise 2K sayısında 2Y. Toplam harcanan oksijenler 6 mol imiş yani 5x artı 2y eşittir 6y 2 bilim yani denklem burası eksi 2 ile çarpılırsa eksi 2x eksi, 2Y, eksi 4, 2 eksi 4.2 2y'ler gider 3x eşittir 6 eksi 4.2'den 1.8 x buradan 0.6 mol'dür x c3h8'in mol sayısıdır soru da bize onu soruyor Doğru cevap E seçeneğidir.